kariyerindeki iki takımının oyuncularına çok özel bir ilgi var. Bir yanda ekranlarınıza geliyor Sırat Bankart kadrosu, Walter Telmat, Bedirhan Bülbül, Aslan Ekşi, Faik Samet Güneş ve işte diğer yanda Mert Matic, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu, Emir Abdelaziz gozlarını paylaşacaklar. Hopbank karşılaşmada bir adım önde olacak kuşkusuz. Serideki ilk maçı 3-1 kazanmıştı, seride 1-0 önde. Şampiyonluk serisinde 3 maç kazanan taraf şampiyonluğunu ilan edecek. Sırat Bankart'ın son 2 sezonun şampiyonu olduğunu ayrıca hatırlatalım. Halkbank'la final serisinde nasıl bir performans ortaya koyacaklar hep birlikte göreceğiz. Aksa Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ilk etabını bir yenilgiyle zirvede tamamlamıştı. Sırat Bankart 3 yenilgi almıştı. Biri Halkbank'tan. İki takım sezon boyunca zorlu karşılaşmalara çıktı. Artık bunun karşılığını alma vakti. İki ekibin işte teknik ekipleri de dostane bir şekilde maç öncesinde birbirlerine böyle başarılar diliyorlar. Karşılaşmanın hakemleri ekranlarınızda. Ülkemizde SEV Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan 4 hakemden biri olan Türkiye'nin en üst klasman uluslararası voleybol hakemi Erdal Akıncı, karşılaşmanın baş hekimi. Yardımcısı da Yasin İlhan, o da 2009 yılından bu yana ulusal voleybol hakemliği yapıyor. Voleybol Federasyonu'nda lig işleri departmanında görevli. Karşılaşmanın gözlemcisi de Gültekin Tekinal, bir meslektaşımız, bir büyüğümüz, bir ağabeyimiz. Ulusal resmi özel televizyonlarda 40 yıldan fazla süredir sunuculuk yapıyor. Gültekin Tekinal. Sırat Bankart takımının kadrosu anons ediliyor. İlk altısı anons ediliyor. Başkent voleybol salonunda. Bir Martin Atanasov. İki Walter Termant. Beş Osmani Huanto Rena. Yedi Bedirhan Bülbül. On Arslan Ekşi. 14 Faik Samet Güneş. Diziliş de bu şekilde ekranlarınızda. Berkay Liber oyuncularından biri Sırat Bankart'ın yeri Murat Topgöz. Mustafa Kabas ekranlarınızda. Mustafa Kabas Sırat Bankart'ta voleybolculuk yaşantısını bırakmıştı. Altyapıda antrenörlük yapmaya başlamıştı. Şimdi baş antrenör olarak görev yapıyor. Ve Halkbank'ın kadrosu anons ediliyor. Şimdi de 5 Mert Matic, 7 Thomas Gaşke, 11 Yiğit Gülmezoğlu, 13 Maykan Mağ, 14 Nemir Abdelaziz, 17 Doğukan Ulu. Bir yanda Walter Termant, diğer yanda Nemir Abdelaziz. Walter Termant istatistiklere göre ligin en iyi pasör çaprazı, bir numaralı pasör çaprazı. Diğer yanda Nemir Abdelaziz onu takip ediyor ve Taner Atik. Taner Atik de 2013-2014 yılında Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşamıştı. Yardımcı antrenör olarak Halkbank'ta görevliydi. Benzer başarıyı bu yıl yine Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı baş antrenör olarak. İki takım artık karşılaşmanın başlaması için her şey hazır. İki takım sahada. İşte Juan Torema ekranlarınızda. Ligin en yüksek hücum yüzdesine sahip oyuncularından biri Osmani Juan Torena. %58 ile hücum ediyor. Erdal Akıncı. Skor hakemleri kontrolleri yaptılar. Yıldıray Turan yardımcı. Kunhan İlhan onayı verdi. Erdal Akıncı işaretini veriyor. Sırat Bankart'ın servisiyle başlıyor mücadele. Arka alanda Yiğit Gülmezoğlu karşıladı. File üstü mücadelesi. Top Halkbank alanına doğru süzülürken dışarı çıkıyor. İlk sayı Halkbank'ın itirazı var. Mustafa Kabaz'ın. Hemen daha ilk sayıda görüntülü değerlendirme sisteminde incelenecek itiraza konu olan pozisyon. GDS operatörü de Umut Maden. İşte itiraza konu olan pozisyonda bu. File teması olduğu yönünde iddiası var. Mustafa Kavaz'ın ekranlarınıza da yansıdı.
Şimdi karar verilecek yerde Akıncı kararı açıklayacak. Şu anda Skorbank'la Halkbank'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Bile teması ile ilgili işte pozisyon ekranlarınızda. Ziraat Bankart sayısı 1-0. Ziraat Bankart önde. Her sayı için nasıl bir mücadele oynuyor ortaya konacağını Mustafa Kavaz az önce itirazıyla gösterdi. Mağ yükseltti ortadan Mert Matic. 1-1. Mert Matic bir önceki karşılaşmada final serisinin ilk maçında Ziraat Bankart'ın orta oyuncularının toplamından fazla sayı üretmişti. Bu da karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağlayan sayısıydı ve şimdi Mert serviste. İkinci pasta topu Aslan rakip alana gönderdi ama iyi karşılıyor Halkbank oyuncuları. Yiğit Gülmezoğlu bir plase daha. Top bir kez de Halkbank alanında ve Michael Maher. Halkbank'ın pasörü Smaçör edasıyla hücumu tamamladı. Skoru 2-1'e getirdi. Mert Matic bir servis daha kullanacak. Ligin istatistiklere göre en değerli 9. orta oyuncusu Juan Torreno karşıladı. Ortadan Bedirhan bir an havada asılı kaldı. Skoru 2-2'ye getirdi. Güzel başladı karşılaşma. Bedirhan Bülbül de ligin istatistiklere göre en değerli orta oyuncusu. İşte sayısı bir kez daha ekranlarınızda. Ve Bedirhan serviste şimdi. Etkili servis. Yiğit iyi karşıladı. Ma Yiğit'e doğru. Yiğit sayıyı alıyor. Yine itirazlar var. Yiğit'in ayağının rakip alana geçtiği yönünde itirazları var. Aslan Ekşi. Ziraat Bankart'ın kaptanı, pasörü. Ancak Halkbank'ın 3-2'lik üstünlüğü var. Yiğit Gülmezoğlu'nun sayısı. Michael Mağ kullanıyor servisi. Filede. Aslan Ekşi. Bu defa Ziraat Bankart'ın pasörü. Servisi kullanıyor. Yiğit. Mağ. Abdelaziz. Blok. Doğukan çevirdi. Mağ yükseltti. Bu kez diğer köşeden Yiğit. Çaprazda Termat. Arslan yükseltti. Etkili bir hücum. Faik Samet Güneş. 3-3. Ziraat Bankart düzeltiyorum. 4-3 önde. İşte bu sayıyla Arslan Ekşi servis kullanacak. Volkan karşıladı bu kez. 6 numaradan Caşke. Yiğit Gülmezoğlu. Ben Skorer ikinci oyuncusu Halkbank'ın en çok servis sayısı üreten oyuncularından biri. Martin Atanasov karşılamıştı. Yine ortadan hücum. Bu kez orta oyuncularını daha etkili kullanacak gibi görülüyor. Ziraat Bankart bir önceki karşılaşmayla karşılaştırıldığında Faik Samet Güneş ekranlarınızda. Maçta birden fazla sayı üreten tek oyuncu şu anda Martin Atanasov serviste. Etkili bir servis. İyi karşılandı Caşke tarafından. Plase çıkmıyor. Tavus Caşke de ikinci sayısını aldı. 5-5'lik eşitlik var. Doğukan serviste. Martin Atanasov'un üzerine Juan Torreno iyi karşılandı. Mağ yükseltti. Caşke, plase bu topla çıkmadı.
Halkbank 6, Ziraat Bankart 5. Doğukan'dan bir servis daha. Yine Martin Atanasov'un üzerine. Yine Juan Torreno. Yine hücum onunla ama bu defa sayı alıyor. Tekli blokla karşılandı bu kez. Bir önceki hücumdan farklı olarak 6-6'lık eşitlik var. Samet Güneş iki sayı üretti şu ana kadar. İkisi de hücumdan. Serviste Yiğit'in üzerine. Ma yükseltti. Mert Matic. Onun da ikinci sayısı. Ters eliyle takımını öne geçirdi Mert. Nemir Abdelaziz. Filede. Halkbank'ın bu karşılaşmada şu ana kadarki ikinci servis hatası. İkisinin de performansı çok belirleyici. İki pasör çaprazı. Biri Aksa Sigorta Efeler Ligi'nin istatistiklerine göre zirvede. İşte Walter Termaat bir numarada. Nimir Abdelaziz az önce serviste hata yaptı. İki numarada. Şimdi Termaat kullanıyor servisi. Yiğit iyi karşıladı. Ma koştu yükseltti. Caşke köşeden bir kez daha Halkbank önde. Caşke'nin dördüncü sayısı dikkat çekici yüksek bir ucun yüzdesine sahip. Şu anda Thomas Caşke. Bir kez daha izliyoruz. Berkay'ın çabası yeterli olmadığı bir pozisyonda. Thomas Caşke şimdi serviste. Etkili servis Martin Atanasov. Arslan yükseltiyor. Juan Torreno. Çaprazda son derece etkili bir servis. Smaç. Ve bir kez daha eşitlik. Final adına yakışır bir mücadeleyle başladı. Karşılıklı sayılar. Juan Torreno şimdi serviste. Caşke ekranlarınızda. Volkan. Maykama. Abdelaziz blokla karşılandı. Sonrasında top rakip alana gönderiliyor. Walter Terman tarafından. Halkbank için bir kez daha hücum fırsatı. Abdelaziz bileğe vurdu. Ziraat Bankart öne geçiyor. Ziraat Bankart önde. İşte Abdelaziz'in hücumdaki yaptığı hata bir kez daha ekranlarınıza geldi. İlk maçta yüksek bir hücum yüzdesiyle oynamıştı. Nemir Abdelaziz %62 ile tamamlamıştı. Yine Abdelaziz'e doğru. Bu defa ikili bloğu çok etkili aşıyor. Abdelaziz maçtaki ilk sayısı. Savunucu Termaat'ın bulunduğu bölgeyi ölçtü, biçti, ona doğru gönderdi, sayıyı aldı. Mert Matic. Berkay karşıladı. Martin Atanasov arka alanda Caşke'den savunma. Ma yükseltiyor. Yiğit Gülmezoğlu bu defa arka alan savunması harika. Ziraat Bankart ama tamamlanan hücum sayı Ziraat Bankart'ın. Berkay tebrikleri kabul ediyor. Az önceki arka alan savunmasıyla bir kez daha izliyoruz. Bu güzel karşılaşmayı Barış Kömez yönetiminde çok tecrübeli bir ekip sizlere aktarıyor. Bedirhan serviste hata. Bir kez daha eşitlik. Abdelaziz ekranlarımızda. Maykama kullanıyor. Juan Torreno karşıladı.
6 numaradan vurdu. Son derece etkili. Şu anda Altbank'ın en skorer oyuncusu. 3 sayı üretti. Ziraat Bankart servisi Arslan Ekşi ile kullandı. Ortadan Doğukan'a blok. Bak ilk kez 2'ye çıkıyor. Faik Samet Güneş. Müthiş bir blok. Doğukan ekranlarınızda. Bloğa takıldı. Bir kez daha izledik Samet Güneş'in blok sayısını. Yiğit Ma Abdelaziz dışarıda. Blok teması olduğunu işaret ediyor Erdal Akıncı. Demir Abdelaziz ekranlarınızda. Yiğit Gülmezoğlu. Serviste hata. Halkbank'ın serviste üçüncü hatası oldu. Fark bir kez daha ikiye çıktı. Martin Otanasov kullanıyor. Ligin en değerli beşinci smaçörü şu andaki istatistiklere göre. O da serviste hata yaptı. Doğukan Ulu için. Martin Atanasov. Water Termat. Maçtaki ilk sayısı. Fark bir kez daha ikiye çıkıyor. Bir yanda Nemir Abdelaziz, diğer yanda Water Termat. Bu ikili arasında bir duello gibi adeta geçmesi bekleniyordu. Karşılaşmada nasıl bir performans ortaya koyacak hep birlikte göreceğiz. Samet Güneş kullandı servisi. Yiğit karşıladı. Ma, Mert Matic etkili vuruyor. Abdelaziz. Etkili servis. Atanasov hata yapmadı. Arslan manşetiyle yükseltti. Termat, Plaset çizgiye paralel. Karşılanıyor ancak Ziraat Bankart bir kez daha sayı fırsatı buluyor. Termat antene çarptı. Bloktan antene çarpıyor. Ziraat Bankart bir kez daha farkı ikiye çıkarıyor. Termat'ın ikinci sayısı. Deniz Ülken arka alanda etkili bir savunma yaptı. Termat, Caşke'nin adeta bloğunu kullandı. Ve Halkbank bol hakkına başvuruyor. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankkart lirayla öde özelliği sayesinde harcamalarınızı biriken Bankkart liralarınızda sonradan ödeyebilir. Bankkart mobili cep telefonunuza indirerek Bankkart'ın ayrıcalıkları ve kampanyalarını kolayca takip edebilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de. Bir yanda Halkbank, diğer yanda Ziraat Bankart. Türk voleybolunun dev ekiplerinden ikisi şampiyonluk için mücadele ediyor. Halkbank seride 1-0 üstün. Bu karşılaşmadan üstün ayrılırsa 9 Mayıs Salı günü oynanacak. Saat 17'de başlayacak karşılaşma şampiyonluk mücadelesi olacak Halkbank için. Ziraat Bankart'ın seriye tutunmak için bu mücadeleden üstün ayrılması şart. Water Termat serviste fileye takılıyor. İki takımın da üçer servis hatası var. Skor Halkbank 14, Ziraat Bankart 15. Thomas Caşke.
Maçtaki ilk servis sayısı. Beraberlik geliyor. Halkbank moladan sonra üst üste iki sayı aldı. 15-15'lik eşitliği buldu. Atanasov, Arslan, Juan Torena. Osmani Juan Torena. Çok iyi karşıladı Martin Atanasov. Arslan Juan Torena'yı rahat buldu. Ama itiraz var. Orta çizgi ihlal edildi mi edilmedi mi? Şimdi görüntülü değerlendirme sistemi devrede. Zlatan kart sayısını işaret ediyor. Arda Akıncı pozisyonu gördükten sonra ihlal yok. Topu ayağın tamamının rakip alana geçmesi gerekiyor ihlalin gerçekleşmesi için. Osmani Juan Torena serviste. Volkan, o da iyi karşıladı. 6 numaradan Caşke, savunma. Arka alandan Berkay topu rakip alana gönderiyor. Halkbank için sayı fırsatı bir kez daha. Ma bu kez Yiğit, bir savunma daha Berkay'dan. Müthiş hamleler. Şimdi Martin Atanasov, arka alanda Volkan Döne. İki takımlı canla başla mücadele ediyor. Abdülaziz blokla karşılandı. Ne ama ne harika bir ralliydi. Coşturuyor seyircileri. İşte bu güzel ralli bir kez daha farkı ikiye çıkarıyor Zilat Pankart. Servis iyi karşılandı. Nemir Abdülaziz etkili tamamlıyor. Mert Matic. Maçta şu ana kadar hücumdan 3'ü de hücumlar olmak üzere 3 sayısı var. Bu arada Bedirhan Bülbül bir sakatlık yaşıyor. Sağlık ekipleri hemen geldi. Kontrolleri yaptı. Oyuna devam edebilecek gibi görülüyor. Bedirhan ekranlarınızda. Mert Matic'ten servis. Osmani Juan Torena karşıladı. Martin Atanasov blokla karşılanıyor. Berkay çevirdi. Arslan Bedirhan dışarıda. İçeride oldu iddiasında. Görüntülü değerlendirme sistemine gidilecek gibi görülüyor. Az önce orta çizgi ihlali itirazında bulunmuştu Taner Atik. Şimdi ise file teması olduğuna dair bir itirazı var. Erdal Akıncı, Zilat Bankart sayısı işaret etmişti. File teması var mı yok mu? Ona bakılıyor şimdi. Erdal Akıncı, Nurper Özbar, Ozan Sarıkaya ve Yavuz Akdemir ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan 4 hakemimizden biri Erdal Akıncı. İşte bu Bedirhan Bülbül'ün hücumu. File teması var mı yok mu? İşte bu an ekranlarınıza yansıyor. Nasıl bir karar çıkacak hep birlikte göreceğiz. Erdal Akıncı'nın kararı merakla bekleniyor. Arslan'ı yanına çağırdı. Zilat Bankart kaptanı. Yiğit Gülmezoğlu da Erdal Akıncı'nın yanında.
Yardımcı hakem Burhan İlhan da yine Erdal Akıncı'yla pozisyonu değerlendiriyor ve Halkbank sayısı işaret ediliyor. Anlaşılan sayı tamamlanmadan, hücum tamamlanmadan fileye temas etmiş oldu Bedirhan Bülbül. Erdal Akıncı bu kararı varıyor. 17-17'lik eşitlik oluşuyor. Müthiş bir mücadele. Maçta kopma yok. Ziraat Bankart iki kez farkı ikiye kadar çıkardı. Her ikisinde de Halkbank rakibini yakaladı. Mert Matic servisi kullandı. Arslan Bedirhan. Bir kez daha Ziraat Bankart önde. Bedirhan servis kullanıyor. Yiğit, Maykama, 6 numaradan Caşke. Termat'ın yüzünde patladı top. Umarız ciddi bir durum yoktur. Hemen ayağa kalktı. Thomas Caşke de gitti. Rakibinin durumunu kontrol etti. Ve 18-18'lik eşitlik oluştu. Maykama. Termat ekranlarınızda. Herhangi bir sıkıntısı yok gibi görülüyor. Maykama kullandı. Juan Torena karşıladı. Arslan Termat. Çok etkili vuruyor. O da tıpkı Nibir Abdelaziz gibi maçta 3. sayısına ulaştı. Yiğit Gülmezoğlu. Genellikle servisler ona doğru kullanılıyor. İşte Arslan Ekşi. Bu defa Volkan Döne karşıladı. Michael Ma yükseltiyor. Abdelaziz. Top dışarıda. Blok teması var. Termat'ın bloğundan top dışarı çıkıyor. 19-19. Yiğit Gülmezoğlu. Serviste bir kez daha hata yapıyor. Atanasov serviste. Filede. İki takım da dörder serviste hata yaptılar. Henüz istedikleri etkinliği kurabilmiş değiller. Doğukan kenarda. Halkbank'ın ikinci pasörü Aslan Ekşi serviste şimdi. Kaptan. 20-20'lik eşitlik. Atanasov, Arslan, Juan Torena. Ziraat Bankart bir kez daha önde. Osmani Juan Torena şu anda karşılaşmanın 6 sayıda en skorer oyuncusu. Burak Kantos'un oyunda. Da Samet Güneş'in yerine oyunda şimdi. Kuşkusuz servis için. Arka alan savunması şu anda son derece önemli iki takım için de. Maykama yükseltti. Thomas Caşke. 3 metre etkili vuruyor.
21-21. Burakhan görevini tamamladı. Bu sayıda tabii sıca aşkın. Abdülaziz'in molası öncesinde. Ziraat Bankart molası. Bankart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de. Eşitlik var. Aksa Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu final serisi ikinci maçında ilk setteyiz. Salondan görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Çok büyük bir ilgi var karşılaşmaya. Nemir Abdelaziz'in servisi son derece kritik, etkili. Martin Atanasov top Akbank alanında. Fırsat anını çaşkı değerlendiriyor. Akbank öne geçiyor. Bank 22, Ziraat Bankart 21. Çaşkin'in sayısı bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Bir mola daha Ziraat Bankart bu setteki ikinci ve son mola hakkına başvuruyor. Bankart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankart.com.tr'de. Az önce çok etkili bir servis kullandı Nemir Abdelaziz. Nemir Abdelaziz en skorer ve en çok servis sayısı üreten oyuncusu Halkbank'ın. Ve sonrasında Halkbank öne geçti. 22-21. Bu kez file üstündeki banttan sekti. Ziraat Bankart için beraberlik fırsatı. Bloktan dışarı çıktı. Osmani Juan Torena. Abdelaziz ekranlarınızda. Walter Termat servis kullanıyor. Bakalım o nasıl bir servis kullanacak. Dışarıda. Az önce etkili iki servis kullanmıştı Abdelaziz. Walter Termat serviste hata yapıyor. Halkbank bir kez daha önde, kritik bir noktada. Günün başarılı isimlerinden Thomas Caşke. 9 sayısı var. Şu anda maçın en skorer oyuncusu. 23-22 Halkbank önde. Servisi Caşke kullanıyor. Bir etkili servis de ondan zorlukla karşılandı. Berkan yükseltti. Termat blok. 24. sayıya ulaşıyor Halkbank. Set için servis kullanma fırsatı buluyor. Yiğit Gülmezoğlu ekranlarınızda. Maçtaki ikinci blok sayısı. İkincisi de Halkbank'tan. İşte izliyoruz. Atanasov'u karşılayamadı. Berkay yükseltti. Mert Matic'in blok sayısı. Yiğit Gülmezoğlu. Mert Matic itirazlar var. Görüntülü değerlendirme sistemine mi gidilecek? Erdal Akıncı. Hemen çevresinde Termat var. Arslan İkşi var. Yiğit Gülmezoğlu da onun yanında. Burhan İlhan bir kez daha Erdal Akıncı'nın yanında. Henüz skorboard'a sayısı yansımadı. Adeta bir konsültasyon var. Sonunda tamamlandı. Güleç yüzlerle
Bu pozisyon inceleniyor. Bu da centilmenlerin oyunu. Voleybola çok yakışıyor. Hakemler kritik pozisyonu bir kez daha inceleme kararı verdiler. Burhan İlhan şu anda GDS operatörü Umut Maden'in yanında. Antrenörler de özellikle Taner Atik de bunu bir molaya çevirdi adeta. Eğer Halkbank lehine set için servis kullanma fırsatı bulacak. Halkbank fileye temas var mı yok mu? İşte bir kez daha ekranlarımıza yansıyor. Ziraat Bankart sayısı işaret ediliyor. Sayıya karar vermek öyle zordu ki. Blok sayısı Ziraat Bankart'tan. ...23-23 oldu skor. Şimdi Halkbank bu setteki ikinci ve son molasına gidiyor. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de. Water Tenmaat'ın sayısı. Maçtaki dördüncü sayısı oldu Hollanda'nın pasör çaprazının. 23-23'lük eşitliği getirdi. İki takım da bu setteki ikişer mola hakkını tamamladılar. Bir yanda Mustafa Kavaz, diğer tarafta Taner Atik. Tüm kozlarını oynadılar. Tüm müdahalelerini yaptılar. Nasıl sonuç verecek hep birlikte göreceğiz. Setin belki de en kritik servisi Osman Juan Torena kullanıyor. Yiğit karşıladı. Mayka Mağ yükseltti. Yiğit yerden kalktı, vurdu. Bülent takıldı. Bu kez Sinan Bankart önde. Bu kez Sinan Bankart'ın serviste ve set için servis kullanıcı işaret ediliyor. Az önce 24. sayıya ulaştığını ifade etmiştik Halkbank'ın. Sonrasında hakemler kendi aralarında görüştüler. Son karara vardılar. Ziraat Bankart sayısı işaret edildi. 23-23'lük eşitlik oluştu. Ancak şimdi Yiğit bloğa takıldı. Oğucan Yatkın'ın blok sayısı mı? File temasını hep birlikte göreceğiz. File teması yok. Ziraat Bankart sayısı ve Ziraat set için servis kullanıyor Osmani Juan Torena ile. Oğucan Yatkın az önce oyuna girdi. Blok sayısı yönetti takımı. Set için servis kullanıyor. Juan Torena, Volkan Döne, Makama. 24-24. Belki de ikinci pasta topu rakip alanına göndermekten başka şansı yoktu. Az önce Yiğit yeldeyken ona doğru yükselttiği top dikkat çekiciydi. Şimdi ise sayısı 24-24 yaptı. Servis hazırlığında. İşaret geldi. Set sayısını çevirdi Halkbank. Bir kritik servis de Mert'ten geliyor. Berkay zorlukla da olsa karşıladı. Martin Atanasov. Martin Atanasov. İlk sayısı. Takımı 25-24 önde. Ziraat Bankart ikinci kez set için servis kullanma fırsatı buluyor. Beyran kenarda Halil İbrahim Yücel oyunda. Bu arada siz bu pozisyonu Martin Atanasov'un sayısını izlerken.
Emin İbrahim Yücel set için servisi kullanıyor. Yiğit Ma Abdelaziz 3 metre hilal olduğuna dair işaret geliyor. Nimin Abdelaziz'in kritik hatası. 25-26-24 set skoru. Taner Atik itiraz edemiyor. 26-24 Ziraat Bankart ilk seti alıyor. Ziraat Bankart setlerde 1-0 üstün. İşte Nimir Abdelaziz'in hücumu. Bir kez daha izliyoruz. Halil İbrahim Yücel servisi kullanmıştı. Mike Ama, Nimir Abdelaziz bloktan dışarı çıkmıştı ama. 3 metre hilali yapıyor. Sayı Ziraat Bankart'ın. Ziraat Bankart final serisindeki ikinci maçta setlerde 1-0 üstün. Handbolda heyecan zirve yapıyor. EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda final zamanı. Konyaaltı Belediyesi kupada tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Sezonun en güzel hikayelerinden birini yazan Konyaaltı Belediyesi, macerayı Avrupa şampiyonluğuyla sonlandırmak istiyor. Finaldeki rakip İspanyol Atletico Guardes. Konyaaltı Belediyesi Atletico Guardes EHF Kadınlar Avrupa Kupası final rövanş maçı yarın saat 20'de TRT Spor Yıldız'da. TRT Spor Yıldız, sporun her rengi. Matlığın en soft hali. Maksimum kapatıcılık. Ekstra metrekare. Benzersiz renkler. Yeni elegans soft mat. Polisan Home Cosmetics. Bankart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankart lirayla öde özelliği sayesinde harcamalarınızı biriken Bankart liralarınızla sonradan ödeyebilir. Bankart mobili cep telefonunuza indirerek Bankart'ın ayrıcalıkları ve kampanyalarını kolayca takip edebilirsiniz. Detaylar bankart.com.tr'de. İşte ilk setle ilgili istatistikler ekranlarınıza yansıyor. İki takım da 17'şer hücumdan sayı ürettiler. Ziraat Bankart'ın iki blok sayısı dikkat çekiyor. Bunun yanında Ziraat Bankart'ın bir fazla daha hata yapmış olmasına rağmen ilk setten 26-24 üstünle ayrıldığını hatırlatalım. Set biraz sonra başlayacak. Maç içinden ilginç anlar ekranlarınıza geliyor işte. İki takım da bu karşılaşmaya kuşkusuz büyük önem veriyor. Halkbank açısından kazanıp seride durumu 2-0 yapma fırsatı var. Ziraat Bankart kuşkusuz bir birlik eşitliği bulmak istiyor seride. 3 maç kazanan şampiyonluğunu ilan edecek. Aksa Sigorta, Efeler Ligi Metin Görgün sezonunda Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor'da üçüncülük için mücadele ediyorlar. Fenerbahçe HDI Sigorta ilk maçı kazanmıştı. Seride önde, üçüncülüğe yakın olan taraf. Nisikom Sultanlar Ligi'nde de yine Fenerbahçe Opet'le Eczacıbaşı Dynavit şampiyonluk mücadelesi verecekler. İlk maç yarın saat 15'te TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Vakıfbank'la Türk Hava Yolları da lig üçüncülüğü için mücadele edecekler. Kadınlar bu üçüncülük son derece değerli Şampiyonlar Ligi vizesi anlamına geliyor. Tüm heyecanı TRT ekranlarından, TRT Spor'dan, TRT Spor Yıldız'dan sizlere ulaştırıyor olacağız.
Arkaspor Fenerbahçe mücadelesi de yine yarın saat 17'de. Bunu da ayrıca ifade edelim. İkinci set Akbank'ın servisiyle başlıyor. Tomas Jaške. Maçın belki de en etkili oyuncularından biri. İyi karşılayamadı. Martin Atanasov son anda Yiğit topu rakip alana gönderiyor. Silat Van Kart için sayı fırsatı. Termat etkili vuruyor. Çizgiye paralel. 1-0 Silat Van Kart önde. Silat Van Kart adına karşılaşmanın en etkili oyuncularından biri Osmani Juan Torena kullanıyor servisi. Yiğit. Ma. Jaške. 1-1. Tomas Jaške 10 sayıya ulaştı. Maçın şu anda en skorer oyuncusu Tomas Jaške. Martin Atanasov karşıladı. Osmani Juan Torena. İtirazlar var. Erdal Akıncı. Sayı Silat Van Kart'ın diyor. Aslında iki numaralı çizgi hakemi Büşra Elbey topun içeride olduğunu işaret etmişti ama o bloktan dışarı çıktı dedi. 2-1 Silat Van Kart önde. Handan etkili servis Mike. Maa yükseltti. Doğukan Ulu'dan plase karşılandı top. Bir anlık anlaşmazlık. Çok ilginç bir sayı. Halkbank 2-2'lik eşitliği buluyor. İşte bir kez daha izliyoruz. Şurada basit bir plase. Arslan sonrasında Atan'ın sonra Bedirhan. Anlaşamıyorlar. 2-2 oluyor. Montoreno'dan iyi karşılık. Ortadan Samet. Döndü top. Arslan. Müthiş vuruyor. İlk sette Hayka Ma. Halkbank pasörü adeta smoçör edasıyla tamamlamıştı hücumu. Şimdi Ziraat Van Kart'ın pasörü, kaptanı, tecrübeli oyuncu Arslan Ekşi. Arslan şimdi de serviste. Yiğit, Mike Ma manşetiyle Abdülaziz, Abdülaziz bloğun üzerinden plaseyi bırakıverdi. 3-3. Her anı heyecan dolu. Ziraat Van Kart, Halkbank mücadelesinin. Gülmezoğlu kullanıyor. Atanasov, Aslan koştu yükseltti. Termant blok arka alanda. Yiğit, Mike Ma yükseltti. Jaške üçlü blokla karşılandı. Bir hücum fırsatı da Halkbank için. Yiğit pasörlük yaptı. Jaške bu kez hücumu sayıyla tamamlıyor. Halkbank önde. Karşıladı. Osmani Montoreno yükseltti. Martin Atanasov blokla karşılanıyor. 4-4. Düzeltiyorum. Halkbank 5-3 yapıyor skoru. Servisler kullandı bu bölümde. Termat arka alanda Yiğit. Fırsat arka alanda Yiğit. Adeta oturduğu yerden karşıladı. Abdülaziz. Skoru 6-3'e getiriyor.
4 sayılık sayı üst üste ilk kez maçta bir takım tarafından alınıyor. Maçta ilk kez 3 sayılık bir fark oluşuyor. Yiğit Gülmezoğlu ilk sette belki etkili değildi servisleri ama bu defa çok etkili servisler kullandı. Onun servis için hazır olduğu ana kadar bekledi Mustafa Kavaz. Molaya gitti. Ziraat Bankart molası. Bankart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankart liraları tek yerde biriktiren Bankart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de. Müthiş bir karşılaşma izliyoruz. İlk setin son bölümünü Ziraat Bankart seçimi tamamlamıştı. Tabii Altbank set sayılarını çevirdi. Ancak sonunda kazanan Ziraat Bankart oldu. Setlerde 1-0 üstün ama ikinci set Altbank özellikle Yiğit'in servisleriyle etkili başladı. İşte onlardan biri daha geldi. Ortadan Samet Güneş müthiş vuruyor orada. Osman Juan Torena ilk sette %88 ile oynadı. Az önce ekranlarınızdaydı. Şimdi de Martin Atanasov servis kullanıyor. %40 mükemmel servis karşılama ilk yarıdaki ilk setteki performansı. Bir sayı daha Altbank hanesinde. Fark yeniden 3. Thomas Çaşken'in sayısı bir kez daha geliyor ekranlarımıza. Doğukan kullandı servisi. Martin Atanasoğlu'nun üzerine ve bir kez daha Samet tamamlıyor yolu sayıyla. Samet Güneş ucundan 5. sayı, 4. sayısını aldı. Bir de blok sayısı var. Toplamda 5 sayısı. Ve şimdi de serviste. Yiğit, Maykan, Mert Matic blok. Gürgünhan, müthiş bir blok. Müthiş bir sayı. Fark 1'e iniyor. 3 blok sayısı var maçta şu ana kadar. 3'ü de Ziraat Bankart'tan. Altbank ilk set, ilk dörtte yer alan ve set başına en az blok sayısı üreten takım konumunda.
Morata. Halkbank bir kez daha farkı ikiye çıkıyor. Thomas Jaschke. Atanasov, Arslan, Termat, çaprazda Abdülaziz. Deniz manşetiyle yükseltiyor. Abdülaziz, arka alanda Berkay koşuyor. Termat çevirdi içeriye. Müthiş bir mücadele. Plase blokla karşılandı. Bir hücum fırsatı da. Termat plase yiyip blok. Sayı Halkbank'ın. Harika bir maç oluyor. Halkbank bir kez daha farkı 3'e çıkarıyor. İşte izliyoruz. Termat koştu, yetişti, çevirdi. Plase döndü top. Bir kez daha hücum fırsatı. Termat blok yiyip. Halkbank ilk blok sayısı oldu. Yiğit Gülmezoğlu'nun da ilk sayısı. Caşke'den servis. Berkay arka alanda. Arslan yükseltti. Juan Torreira. Ziraat Bankart 8. Halkbank 10. Osmani Juan Torreira kullanıyor servisi. Yiğit. Ma. Abdülaziz. Tek başına Martin Atanasov. Yiğit. Plase. Arslan dokundu. Juan Torreira yükseltti. Termat dışarıda. Blok teması da yok deniyor. Fark yeniden 3. Az önce bloğa takılmıştı. Şimdi hücumdan top dışarıda. Bir kez daha izliyoruz. Berkay, Arslan, Juan Torreira. Ziraat Bankart 9, Halkbank 11. Osmani 10 sayıya ulaştı. Nedirhan Bülbül serviste. Ziraat Bankart setlerde önde. Halkbank ikinci sette 2 sayılık farka sahip. Farkı 3'e kadar çıkardı. Yine o fırsata sahip. Yiğit karşıladı. Maykan Ma yükseltti. Doğukan tamamladı. Fark yeniden 3'e çıkıyor. 12-9. Doğukan Ulu mücadeleyle ikinci sayısını üretiyor. Maykan Ma serviste. Dışarıda. İlk sette Ziraat Bankart 5 servis hata yapmıştı. Halkbank 4 servis hatası vardı Halkbank'ın. İki takımın şu anda ikinci sette birer servis hatası var. Ziraat Bankart 10, Halkbank 12. Arslan Ekşi kullanıyor. Volkan Ma, Yiğit blok. Ziraat Bankart maçtaki 4. blok sayısını üretiyor ve fark eriyor. İşte Ziraat Bankart taraftarları ve blok şovu. Bir kez daha izliyoruz. Tek başına orada Martin Atanasov. Arslan Ekşi. Yiğit. Nimir Abdülaziz. Samet Güneş'ten blok. Samet Güneş eşitliği sağlıyor. 4-1'lik seri. 3 sayı üst üste. 12-12'lik eşitlik. Maç başına 9.2 blok sayısıyla oynuyor Ziraat Bankart. 5. blok sayısı oldu. Arslan Ekşi servise devam ediyor.
değil mi? Nimir Abdelaziz'e doğru bu kez sayıyı alıyor. 13-12 Alpbank üstünlüğü. Gülmezoğlu, Berkay karşıladı. Aslan çok akıllıca bir plase. Botum Termat'ta. İlk maçın en skorer ismi Emir Abdelaziz'di. Ziraat Bankrat'ın en skorer oyuncusuysa Botum Termat'tı. Abdelaziz %62 ile Botum Termat %60 ile oynamıştı. 3-1 Halkbank kazanmıştı hatırlayacaksınız. Seride 1-0 üstün. Serinin ikinci maçı. Ziraat Bankart setlerde 1-0 önde. Caşke blokla karşılandı. Berkay arka alanda. Atanasov yükseltti. Juan Torena dışarı gönderiyor. Doğukan Ulu hazırlık yapıyor. Alpbank'ın 14-13'lük üstünlüğü var. Boyter Telmat bir sayı daha üretiyor. Termat 8 sayıya ulaştı. 14-14'lük eşitlik var mücadelede. 3 sayılık farkı kapattı Ziraat Bankart. Sanet Güneş ikinci setin etkili isimlerinden. Arka çizgiye doğru etkili bir servis kullandı ama top dışarı çıkıyor. Serviste hata. Halkbank bir kez daha önde. Termat ekranlarımızda. Nimir Abdelaziz. Bu ikilinin serideki performansları merakla bekleniyor. Abdelaziz de serviste hata yaptı. 15-15. Termat filede. 2 Aksa Sigorta Efeler Ligi'nin Metin Görgün sezonunda en etkili pasör çaprazı ardı ardına servis hatalar yaptılar. Walter Termat ve Nimir Abdelaziz ardı ardına ekranlarımıza geldi. Berkay dikkatli. Günün başarılı isimlerinden o da Caşke servisi kullanıyor. O da bir başka başarılı isim. Serviste hata yapıyor. Üst üste hatalar serviste ve 16-16'lık eşitlik. Osmani Juan Torena. Bir etkili serviste ondan. Juan Torena. Ziraat Bankart'ın ilk servis sayısı öne geçiyor. 3 sayılık farkı kapattıktan sonra o 7-16 önde. Hemen Taner Atikmalı hakkına başvurdu. Bankart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de. Harika
harika bir müsabaka izliyoruz. Gözlerimizin pası siliniyor. İki takım da zaman zaman hata yapıyor ama bu çok doğal. İki çok üst düzeyde takım. Aksa Sigortefeler Ligi'nden şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankart ve Alkbank karşılaşması. Ziraat Bankart'ın setlerde üstünlüğü var. İkinci sette 3 sayılık farkla bir ara Alkbank öndeydi ama şimdi 17-16 Ziraat Bankart'ın üstünlüğü var. Osmani Juan Torino az önce çok etkili bir servis kullanmıştı ama bu defa topu dışarı gönderiyor. ...17-17 eşitlik. Mert Matic serviste. Doğukan, Yiğit ve Ma öndeki oyuncular Halkbank'ta. Juan Torino karşıladı. Termat çok etkili vuruyor. Ziraat Bankart bir kez daha önde. Bedirhan Bülbül. 4 sayısı var. 3'ü hücumdan. Bir de blok sayısı üretti Bedirhan. Servisi kullandı. Yiğit'in üzerine yine. Nemir Abdelaziz. Bir çizgiye paralel hücumda ondan. Ve bir kez daha eşitlik geliyor. Nemir Abdelaziz'in de Botuk Termant'ın da 9'ar sayısı var. 6 numaradan Osmani Juan Torino çok etkili vuruyor. Bu bölümde karşılıklı sayılar şu anda Ziraat Bankart üstünlüğü. Osmani Juan Torino maçta Ziraat Bankart'ın en skorer oyuncusu Kaşke ve Juan Torino'nun 12'şer sayısı var. Caşke'de Halkbank'ın en skorer oyuncusu şu anda. Samet Güneş 2 blok sayısı dikkat çekiyor. Aslan Ekşi servisi kullanıyor. Oyuncu değişikliği sonrası Nemir Abdelaziz hücum blok karşılandı. Juan Torino iyi bir pas olmadı. Halkbank için beraberlik fırsatı. Abdelaziz üçlü blokla karşılandı ama yetmedi. On sayıya ulaşıyor Nemin Abdelaziz. Yiğit kenarda blokla Halkbank'ta. Nicolas Brun oyunda. Ve Nicolas Brun Adanez. Halkbank önde. Bir kez daha molaya gidiyoruz. Ziraat Bankart molaklarını tamamladı. Mustafa Kavaz molaklarını tamamladı. Bu sette Halkbank'ın 20-19 önde. Bir mola hakkı daha var. Erkek voleybolundaki yükseliş son yıllarda dikkat çekiyor. Hem takımlar düzeyinde hem milli takım düzeyinde Avrupa kupalarında temsil eden başarılı sonuçlar alan takımlarımız var. Tabii bunlar boşuna değil. Çok kolay yetişmiyor. Her altyapıya önem veren takımlara buradan teşekkür etmemiz şart. Tabii bu yükselişin önemli detaylarından biri de Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi. Hem kız hem erkek voleybol takımları Türkiye Şampiyonası'nda yarı final etabında büyük başarıya imza attılar. Namalum finallere yükseldiler. Gelecek de yani emin ellerde diyebiliriz. Voleybolda hem erkeklerde hem kadınlarda. Nicolas Brun öne geçirmişti takımını. Mola sonrası bir kez daha serviste. Bu defa çok sert değil. Berkay karşıladı. 6 numaradan Juan Torino blokla karşılanıyor. Deniz arka alanda. 2'ye çıkarma fırsatı farkı. Nemir Abdelaziz bir fırsat daha Halkbank için. Bir anlık anlaşmazlık. Çaşkı rakip alana gönderdi. Şimdi eşitlik fırsatı Ziraat Bankart için. Termat. 20-20. O da 10
şansı yıllaşıyor. Müthiş ralliler, müthiş bir performans. Son derece heyecanlı bir karşılaşma. İlk set de böyleydi. İlk maçtan farklı olarak setlerde kopma yok. Belki bir ara Ziraat Bankart 2 sayılık fark bulmuştu ilk sette. Halkbank bir fark yakalamıştı. Ancak setin belki de en kritik bölgesinde, bölümündeyiz. 20-20'lik eşitlik var. Halil İbrahim güzel oyunda, servis hazırlığında. İşaret geldi Erdal Akıncı'dan. Doğukan. Halkbank bir kez daha önde. Artık Tanasov ilk maçta pek de etkili değildi serviste. Ali İbrahim Yücel ile değişmişlerdi az önce. Yiğit Gülmezoğlu belki de Taneratik servis karşılamada zayıfladığını düşündü. Oyuncusunu Nikolas Brunoy'u tercih etti şu anda oyunda. Halkbank 21-20 önde. Serhat kullanıyor. O da az önce oyuna girdi. Serviste hata yapıyor. 21-21. Takımın da bu sette 4'er servis hatası var. Serhat kenarda, Doğukan Oluk oyunda. Kurallara uygun değişiklik. Değişiklik bölgesinden 3 metre çizgisinin, hemen 3 metre çizgisi 4 metre çizginin arasından yapılması gerekiyor. Serhat ekranlarınızda. Günün başarılı isimlerinden Osmani Juan Torena. Dikkatler onda. Burakhan Tosun kullandı servisi Caşke'nin üzerine. Aslan Ekşi, Nemir Abdülaziz. Halkbank bir kez daha önde. Abdülaziz serviste. Kritik servis. Ziraat Bankart oyuncuları için kritik karşılama. Martin Atanasov arka alanda dikkatli, Berkay dikkatli. Neyiz! Nemir Abdülaziz kritik anda farkı 2'ye çıkarıyor. Nemir Abdülaziz 23-21 yaptı skoru. Bir servis daha. File üstündeki banttan sekti. Osmani Juan Torena. Walter Termaat servis kullanıyor. Nemir Abdülaziz'in etkili servislerinden sonra bakalım ne yapacak. Termaat teyiz yapıyor. Termaat teyiz de karşılık veriyor. Termaat eşitliği sağlıyor. Walter Termaat, işte düello başladı. Az önce Nemir Abdülaziz, şimdi Walter Termaat. Karşılığı verdi Termaat. Taneratik molaya gidiyor. Az önce benzer ranlar yaşamıştık. Nemir Abdülaziz servis kullanırken etkili servis ace mola gelmişti Mustafa Kavaz'dan. Şimdi Termaat serviste ace yaptı. Ve molayı Taner Atik alıyor. Müthiş bir karşılaşma izliyoruz. 23-23'lük eşitlik. İlk set de böyle tamamlanmıştı. Ziraat Bankart almıştı. İkinci seti kim alacak hep birlikte göreceğiz.
Arthur Termant. İki takımın antrenörü de molaklarını tamamladı ikinci sette. Termant'tan servis. Bir kritik servis daha. Nicolas Bruno karşıladı. Aslan koştu, yükseltti. Nimir Abdelaziz 24. sayıya ulaşıyor Altman. Nimir Abdelaziz. Yiğit Gülmezoğlu oyuna geliyor. Yiğit önde olacak şimdi. Nicolas Bruno görevini tamamladı. Arka alanda son derece önemli olan performansı. Aslan Ekşi pasör de kenarda. Luka Maya oyunda. Genel bir değişikliği pasör çaprazlarıyla yapıldığı malumunuz ama işte kanaratik smaçörlerle de yapılabildiğini gösterdi. Thomas Jaschke set için servisi kullanıyor. 24-23 Halkbank önde. Setlerde durumu eşitleme fırsatı Halkbank için. Maç Ziraat Bankart için seride durumu eşitleme fırsatı. Osman Yuvantorena iyi karşıladı. Bedirhan iyi savunma Volkan'dan Yiğit'e doğru. Blok! Çok kritik blok sayısı. Set sayısını çeviriyor Bedirhan Bülbül. 24-24. Bir kez daha izliyoruz. İlk sette Ziraat Bankart. Set sayıları atmış. Halkbank çevirmiş ama sonra da Ziraat Bankart setten üstün ayrılmıştı. İkinci sette bakalım neler olacak. Yiğit karşıladı. 6 numaradan Jaschke. Blokta eridi top. Berkay arka alanda. Yükseltiliyor. Martin Atanasov. Blok Yiğit'ten. Bir kez daha hücum fırsatı. Bedirhan. Nimir Uttu ve Abdelaziz uçtu adeta. Yiğit. Üçlü blok. Bir hücum fırsatı daha. Ne ralli ama. Yiğit vurdu. Blokla karşılandı. Jaschke. Ma yükseltti. Nefesleri kesen ralli de Nimir Abdelaziz sayıyı alıyor. Nimir Abdelaziz 25-24 yaptı. Bir kez daha set için servis kullanma fırsatı. Çok büyük bir heyecan yaşanıyor Başkent Voleybol Salonu'nda. Bir kez daha setlerde eşitlik fırsatı buluyor Altman. Set için servis kullanarak Mert Matić kullanıyor servisi. Mert Matić'ten servis. Berkay karşıladı. Arslan ikinci pasta Doğukan blokla karşıladı. Bir hücum fırsatı daha. Bu kez Walter Termant. Çaprazda başarı. Oyun devam ediyor. Nimer Abdelaziz zorlukla da olsa rakip alana gönderdi. Bir kez daha ortadan Bedirhan eşitliği sağlıyor. Az önce blokla şimdi hücumdan Bedirhan Gülgün. 25-25. İlk set 26-24 tamamlanmıştı. Bu set bakalım nasıl tamamlanacak. Geldi. Bedirhan Gülgün kullanıyor. Yine kritik bir servis. İki set sayısını çevirdi Ziraat Bankart. Yiğit. Ma. Abdelaziz. 26-25 yapıyor. Bir kez daha set için servis kullanma fırsatı buluyor Ziraat Bankart. Abdelaziz de 14 sayıya ulaştı. Şu anda maçın en skorer oyuncusu. Hata. Bir kez daha eşitlik. Michael Ma ekranlarımızda. Sıra Arslan Ekşi'de. Ziraat Bankart pasörü kaptanı Arslan. Michael Ma Halkbank'ın pasörü. Serviste hata yaptı. Arslan servisi kullanıyor. Volkan Döne karşıladı. Michael Ma yükseltti. Nimir Abdelaziz.
bir kez daha sayı alıyor. Halkbank bir kez daha önde. Halkbank bir kez daha set için servis kullanacak. Bu kez serviste etkili isimlerden biri var. Yiğit Gülmezoğlu, Emir Abdülaziz'in aldığı bu sayıdan sonra şimdi set için, servis için, set için serviste hazırlık yapıyor. Demin Yiğit kullandı. Berkay karşıladı. Arslan yükseltti. Termat blok çıkmadı. 27-27. Termat. Dört kez set için servis kullandı Altman. Dördünü de çevirdi Ziraat Bankart. Termat ekranlarınızda. Martin Atanasov. Bir kritik hata da ondan. Halkbank beşinci kez set için servis kullanacak. Berkay, Arslan ortadan, bu kez Samet Güneş. 28-28. Serinin ilk maçında orta oyuncu performansı yeterli görünmemişti Ziraat Bankart'ta ama bugün hem Samet Güneş hem Bedirhan Bülbül etkili bir performans ortaya koyuyorlar. Samet serviste. Yiğit, Ma, Caşke, Termat'tan blok! Termat'tan blok! Defalarca set için servis kullanan Altbank'ın servislerini çevirdiler. Termat, blok sayısıyla öne geçiriyor takımını. Ziraat Bankart, set için servis kullanacak. Samet Güneş kullanıyor, set için servisi. Yiğit karşıladı. İyi bir fırsat oldu şimdi. Ziraat Bankart için. Osman'ı Welton'a yanakta seyirciye koyuyor. 30-28. Osman'ı Welton'a. Ne setti ama. Yine son bölümü nefesleri kesti. Defalarca set için servis attı. Halkbank, Ziraat Bankart çevirdi. İlk buldukları fırsatta sete nokta koydular. İşte bu sayıyla iyi karşılanamadı. Osman'ı Juan Torena, Nemir Abdülaziz'in tekniğini onu iyi kullanıyor. Skor 30-28. Şimdi Ziraat Bankart setlerde 2-0 üstün. İlk set 26-24 tamamlanmıştı. İkinci set 30-28 tamamlanıyor. Biraz sonra üçüncü set başlayacak. Statları salonları ayağa kaldıranlar, kırılmadık rekor bırakmayanlar, şampiyonluk dağına duraksız tırmananlar. Spor dünyasının en iyileri burada. Stephen Curry, Armand Duplantis, Messi, Nadal, Shelly-Ann Fraser, Katie Ledecky, Arjantin futbol milli takımı, Real Madrid futbol takımı. Yılın en iyilerinin seçildiği Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buluyor. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Sporun zirvesindekiler taçlanıyor. Yıldızlar geçidi, Laureus Dünya Spor Ödülleri 8 Mayıs Pazartesi saat 22'de TRT Spor Yıldız'da. TRT Spor Yıldız, sporun her rengi. Bankart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankart lira kazanabilirsiniz. Detaylar Bankart.com.tr'de.
karşılaşma imza atıyor. Ziraat Bankart ve Halkbank. Setlerde 2-0 üstün Ziraat Bankart. Halkbank ikinci sette defalarca set için servis kullandı, bundan yararlanamadı. Ziraat Bankart setten üstün ayrıldı, farkı 2'ye çıkardı. Biraz sonra Ziraat Bankart için maça tutulma seti başlayacak. Halkbank için düzeltiyorum, maça tutulma seti başlayacak. Ziraat Bankart zaten seride durumu 1-1 yapma mücadelesinde. Yüksel serinin ilk maçını Halkbank kazanmıştı, hatırlayacaksınız. İkinci sete şöyle bir baktığımızda istatistiklere göre Ziraat Bankart'ın belki Halkbank karşısında daha düşük bir mükemmel servis karşılama oranı yakaladığını görüyoruz. %29'a %38. Ziraat Bankart'ın belki hücumda daha düşük bir yüzde yakaladığını görüyoruz. %54'e %62. Düzeltiyorum. Hücumda %49'a %44'lük Ziraat Bankart üstüne, başka bir üstüne bakmışım. Çok özür diliyorum. Ziraat Bankart işte hücumdaki bu ikinci setteki etkinliğini de maça yansıttı. Setten üstün ayrılan taraf oldu. Durumu da 2-0 yaptı. Üçüncü set biraz sonra başlayacak. Sette Ziraat Bankart hanesine rakibin 7 hatasıyla sayılar yazdırmıştı. 5 hata yaptı ikinci sette Halkbank. İkinci sette Ziraat Bankart Halkbank'a göre daha fazla hata yaptı. Ama buna rağmen setten üstün ayrılan Ziraat Bankart oldu. Müthiş seride, müthiş karşılaşmada 3. set başlıyor. Mustafa Kavals ekranlarınızda. Çok heyecanlı. Ziraat Bankart için işaret geliyor. Osmani Juan Torena. Tanaratik. O da dikkatli. Yiğit Gülmezoğlu karşılıyor. Mağ yükseltti. Doğukan Ulu'nun hücumuna karşılık veriliyor. Son anda top rakip alana gönderildi. Halkbank için sayı fırsatı Doğukan. Doğukan maçtaki 3. sayısını aldı. Mert Matic'in de 3 sayısı var. Faik Samet Güneş sadece hücumdan 6 sayı üretti. 2'de blok sayısı var. Bedirhan Plase, Caşke karşıladı. Mağ yükseltti. Abdülaziz blok. Martin Atanasov. 1-1. Bedirhan etkili servis. Mağ koştu, yükseltti. Caşke blokla karşılandı. Ziraat Bankart için sayı fırsatı. 6 numaradan çok etkili vuruyor Osmani Juan Torena. Servisi kullanıyor. Ma Abdülaziz bloktan dışarı çıktı. 16 sayıyla maçın en skorer oyuncusu Nibir Abdülaziz. Maçtaki 16. sayısı. Nibir şimdi serviste. Ace bekleniyor kuşkusuz ama hata yapıyor, filede kalıyor. İlk sette bir ace'i vardı, ikinci sette düzeltiyorum, bir ace'i vardı. Son derece kritikti. Ama sete etki edemedi.
o eğisiyle. Volkan, Filiz'in mücadelesi sonrasında top Ziraat Bankart alanında kaldı. Termat hücumdan sayı çıkaramadı. Nimin Abdelaziz ikili blokla karşılanıyor ve Termat yükseltiyor. Aslan pasını verdi. Martin Atanasov. Arka alanda Volkan ama çabası yeterli değil. Martin Atanasov. Ziraat Bankart'ın en skorer ikinci oyuncusu. Ancak bu karşılaşmada şu ana kadar hücumdan ikinci sayısını üretti. Arslan servis hata yaptı. Tams Çaşke serviste. Martin Atanasov. Aslan koştu, yükseltti. Atanasov karşılanıyor. Berkay Halkbank alanına gönderiyor. Eşitlik fırsatı Halkbank için. Maykama ikinci pasa gönderdi. Aslan Osman Yuhan Törel'e Berkay bir kez daha. Müthiş bir mücadele. Alkış alıyor. 6 numaradan Çaşke. İçeride mi dışarıda mı? Halkbank sayısı işaret ediliyor. Çaşke. Yasin İhan. Erdal Akıncı'nın yanındaydı. Yardımcı skor hakemi. Şu anda İran Gözlemci Gültekin Tekin Alp'in yanına gitti. Yasin İlhan, Tekin Alp'in de yanında. Erdal Akıncı, Yasin İlhan'ın yanına çağırıyor. Yerine geçmesini istedi daha doğrusu. Düzeltiyorum. Ay bu kez istediği gibi karşılayamadı. Mike Amal yükseltti. Mert Batic tamamladı. Halkbank 5-4 önde. 3 sayılık bir serisi var Halkbank'ın. Öne geçiyor Halkbank. Martin Atanasov, arka alanda Çaşke. Ma, Abdelaziz, çaprazda Arslan. Osmani Juan Torino yükseltti. Atanasov'a blok. Mike Ma. Fark 2'ye çıkıyor. Seri 4'e, fark 2'ye. Az önceki işte hücum. Mike Ma, blok sayısı. Halkbank 6, Ziraat Bankart 4. Çaşke'den etkili servis. Atanasov, Plase, Abdelaziz, Ma, Yiğit. Osmani Juan Torena'dan savunma. Atanasov bir kez daha Plase ile tamamlıyor.
set tetkinliğini göstermeye başladı Martin Atanasov. Serviste Volkan, Mike Ma, Mert Matić dışarı gönderdi. Altılık eşitlik. Atanasov serviste. Finale kalıyor. Üst üste iki sayı sonrası sıra Halkbank Kart'tan. Halkbank bir kez daha 7-6 önde. Mert Matić kullandı servisi. Vante Orena blokta eridi. Arka alanda Caşke. Yiğit manşetiyle yükseltti. Nimir Abdelaziz blok. Sıra Halkbank Kart blok sayısı 7-7. Bir kez daha izliyoruz. Osmani Vante Orena. Sezon ortalamasını neredeyse yakaladı. Zilat Bankart bloklarda. Makama bir kez daha takımını öne geçirdi. Makama kullandı. Berkay. Arslan, Bedihan blok, Arslan'dan savunma. Berkay'dan pasörlük. Juan Torena topu rakip alana gönderemiyor. Halkbank farkı ikiye çıkarıyor. Madem bir servis daha. Bu kez filede. Hem Halkbank'ın hem Ziraat Bankart'ın ikişer servis hatası var. Fark biri iniyor. Setlerde Ziraat Bankart 2-0 önde. Bu seti de alırsa Ziraat Bankart. Aksa Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu final serisinde durumu 1-1 yapacak. Walter Termat kullandı servisi. Nimir Abdelaziz blokla karşılandı. Atanasov'dan arka alanda harika savunma. Walter Termat eşitliği sağlıyor. (Gülüyor) 9-9. Walter Termat dışarıda, içeride olduğu iddiasında. Walter Termat görüntülü değerlendirme sistemine gidiliyor. Top içeride mi dışarıda mı? Walter Termat ekranlarınızda. Bir numaralı çizgi hakemi Dilek Topal dışarıda olduğunu işaret etmişti. İşte bir kez daha izliyoruz. Kritik bir karar bekleniyor. Top içeride mi dışarıda mı? Milimetrelerle dışarıda. Halkbank 19 önde. Yiğit Gülmezoğlu. Etkili servis Yiğit'ten. Koştu yetişti Termat. Çevirdi. Osmani Juan Torena. Müthiş bir sayı alıyor. İkinci isimlerinden biri Osmani. Maçtaki 17. sayısı. Şu anda karşılaşmanın en skorer oyuncusu. Zorlukla çevirdi. Ve Osmani Vantoreno sayıyla tamamladı hücumu.
10-10'luk eşitlik. Osmani serviste. Etkili Yiğit karşıladı. Ma yükseltti. Abdülaziz'e blok. Bedirhan Bülbül. Maçtaki üçüncü blok sayısı. Halkbank iki blok sayısında kaldı şu ana kadar. Ancak Ziraat Bankart sezon ortalamasını tutturdu. 10. blok sayısı. Bu sezon 9.2 blok sayısıyla oynuyor. Maç başına Ziraat Bankart. Ve 11-10 öne geçiyor. 1 kez daha Aslan ve Nicolas Bruno oyunda Halkbank'ta bu arada. Osmani'den servis. Hata yapıyor. 11-11. Volkan kullandı. Berkay karşıladı. Aslan, Bedirhan. Aslan'dan savunma. Libir Abdülaziz, Caşke. Bileğe temas. Arslan Ekşi yapıyor. Bir tarafta Aslan Ekşi, diğer tarafta Arslan Ekşi. Dikkat çekici bir başka eşleşme daha. Samet Güneş'in hem Bedirhan Bülbül'ün 8'er sayısı var. 16 sayı üretti bu ikili maçta şu ana kadar. Bedirhan Bülbül 3 blok sayısı dikkat çekiyor. Etkili servisleri de var. İşte onlardan biri. İyi karşılandı ama. Bay Kamağa topu rakip alanı. Düzeltiyorum. Aslan Ekşi topu rakip alanı adeta kaçırdı. Dahası arka alan oyuncusu Aslan. 3 metre içinden hücum etmiş sayıldı. Bu hata. 13-12 Ziraat Bankart öne geçiyor. Bedirhan Bülbül'den bir servis daha. Nicolas Bruno iyi karşıladı. Blok Mert Matic'e. Samet Güneş bu kez sahnede. İki orta oyuncusunun da üçer blok sayısı var. Fark 2'ye çıkıyor. 3 sayılık seri yakaladı Ziraat Bankart. Free throw oyunda bu arada Ziraat Bankart'ta. Bedirhan Bülbül. Bu kez Pirase. Nimin Abdülaziz karşıladı. Aslan yükseltti. Caşke blokla karşılandı. Termat. 6 numaradan Toinstra. Fark 3'e çıkıyor. Ve mola geliyor. Tahmin edilebileceği gibi Halkbank molası. 3 sayılık fark var. İkinci sette Halkbank bir ara 3 sayılık fark yakalamıştı Ziraat Bankart. Sonrasında eşitliği sağlamıştı. Set sonunda Halkbank defalarca set için servis kullandı. Ziraat Bankart setten 30-28 üstün ayrıldı. Setlerde 2-0 üstün Ziraat Bankart. 15-12 3. sette önde olan taraf. İki takım arasındaki final serisinin 3. maçı 9 Mayıs Salı günü saat 17'de oynanacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
İstikom Sultanlar Ligi'nde. Hem Aksa Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunda şampiyonluk heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak. Final serisinde İstikom Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, Opet'le Eczacıbaşı Dynamit arasındaki final serisinin ilk maçı yarın saat 15'te. Nakben sizlere ulaştıracağız. Bedirhan Bülbül'ün servisteki hatası sonrasında park 2'ye iniyor. İbir Abdelaziz serviste. İbir Abdelaziz bileğe takıldı. Arslan Ekşi kullandığı servisi. Volkan, Aslan, Caşke. Twister'a yükseltiyor. Atanasov blok. Samet Güneş Termat çevirdi. Atanasov. Arka alanda Volkan, Aslan Ekşi, Termat. Nimir Abdelaziz müthiş bir hücum. Martin Atanasov rakip alana gönderdi. Bir hücum fırsatı daha. Bir kez daha çaprazdan Aslan ama yetmiyor. Nimir Abdelaziz sayı alıyor. Thomas Caşke serviste fark 2 sayı. Etkili servis Berkay iyi karşıladı. Atanasov tekli blokla sayı alıyor. Halil İbrahim Yücel oyunda. Martin Atanasov kenarda. Osman Ihuanto Reyna. Twinsler'a değişikliği ayrıca Ziraat Bankkart'ta. Ziraat Bankkart 17, Altbank 14. Halil İbrahim Yücel servis kullanma hazırlığında. Bu maça kadar 4 servis sayısı vardı Halil İbrahim Yücel'in. Caşke karşıladı. Aslan yükseltti. Nicolas Bruno, Aslan Ekşi'den savunma. Berkay, Juanto, Rena, Plase, Bruno, Volkan çevirdi. Top Ziraat Bankkart alanında. Aslan Ekşi, Voyager Termat. Top 4'e çıkıyor. Maçta ilk kez takımlardan biri 4 sayılık fark buluyor. Halil İbrahim Yücel'den bir servis daha. Volkan, Aslan, Mert blokla karşılandı. Berkay manşetiyle yükseltti. Juanto Reyna üçlü blok. İşte bir kez daha ekranlarınızda. Nicolas Bruno çaprazda blok sayısı üretiyor. Çaprazı iyi kapatmış. Arjantinli smaçör. Ligin istatistiklere göre de en değerli 9. smaçörü Nicolas Bruno. Matic. Etkili servis. Berkay çeviriyor. Termat riske girmiyor. Halkbank için aradaki farkı eritme fırsatı. Nimir Abdelaziz.
uzun bir aradan sonra ilk kez üst üste iki sayı aldı Halkbank. Farkı 2'ye indirdi. Halkbank 16, Ziraat Bankart 18. Üçüncü sette şu andaki skor. Mert Matic etkili bir servis kullanmıştı az önce. Bir kez daha, bu kez Berkay karşıladı. Water Termat sayıyla tamamlıyor. Park yeniden 3 sayı. İlk 2 sette bu bölümler hep karşılıklı sayılarla geçmiş. Eşitlik vardı. Ama şimdi bu sette 3 sayılık fark yakaladı tam bu bölümde. Ziraat Bankart, Nicolas Bruno, Aslan Ekşi, Nicolas Bruno blokla karşılanıyor. Top dışarıda. Nicolas Bruno'nun ucundan da sayısı var. Bir servis, bir blok sayısı sonrasında. Aslan Ekşi kullanıyor. Berkay, Aslan Ekşi, Termat. Etkili bir performans ortaya koyuyor bu bölümlerde. Ucundan 15. sayısı oldu bu. Ve şimdi serviste. Maçta şu ana kadar bir eğisi var Walter Termat'ın. Bu da ikincisi oluyor. 21-17. Müthiş performans, özellikle 3. sette Ziraat Bankart'tan. Ve Halkbank antrenörü Taner Atik mola hakkına başvuruyor. Doğrusu müthiş bir karşılaşma izliyoruz. Müthiş bir karşılaşmayı sizlere aktarma fırsatı buluyoruz. Nefesleri kesti ilk 2 set. 3. sette Ziraat Bankart Halkbank'a üstünlüğünü kabul ettirmeye başlamış gibi görülüyor. Tabii çok üst düzeyde iki takımın mücadelesi. Şu anda net ifadeler kullanmak riskli olacaktır. Halkbank gibi bir takım karşısında kuşkusuz önemli bir avantaj elde etmiş durumda şu anda Ziraat Bankart. Maçtan 3-0 galip ayrılma amacıyla. Ancak her an her şey olabilir bu maçta. Neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Az önceki ace ve Halkbank'ın bu setteki ikinci ve son molası olmuştu. Mola sonrası Termat'tan bir servis daha. İki ace'i var bu tür Termat'ın. Fileye takılıyor. Nicolas Bruno. Üçüncü sette oyuna girdi. Bir ace'i var. Nicolas Bruno. 3 metreye doğru. Bedirhan karşıladı. Arslan. Termat. 22-18. Porto Termat. Özellikle 3. sette dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. Walter Termat. Şu anda ligin istatistiklere göre en değerli pasör çaprazı. Osmani Juan Torena da serviste hata yapıyor. Bu bölümde her iki takımında özellikle Ziraat Bankart'ın serviste daha çok risk aldığını görüyoruz. Sanki çekip koparmak ister gibiler. 22-19 skor. Volkan kullandı. Osmani. Arslan. Atanasol. Çaprazda Caşke. Uçtu Aslan. Caşke rakip alana gönderdi. Ancak sayı fırsatı Ziraat Bankart için Termat. Karşılandı Bruno. Caşke sayı aldı. Halkbank 20, Ziraat Bankart 22. Bir an Mustafa Kavas kenara doğru yöneldi. Kenarda bir mola butonu var. Ama sonra geri döndü, vazgeçti. İşte bu sayı sonrasında
Martin Atanasov. Golü üçe çıkarıyor. Kritik bir noktada. Kritik bir sayı. Kritik bir fark. Zira Bankart'ın setten ve maçtan üstüne ayrılmak için sadece iki sayı ihtiyacı var. Halkbank'ın önce 3 sayılık farkı kapatması gerekiyor. Ve günün başarılı isimlerinden Bedirhan Bülbül serviste. Oğulcan Yatkın oyunda, Arslan Ekşi kenarda, pasör değişikliğinin sebebi büyük ihtimalle blok yüksekliği, blok etkinliği oluşturmak amacıyla. Bu da bu setteki 5. oyuncu değişikliği oldu. Ziraat Bankart'ın Erdal Akıncı Bedirhan için servis işaretini verdi. 3 metreye doğru kullandı. Mert Matic karşıladı. Aslan yükseltti. Caşke plase. Uçtu Termat. Ama Caşke dışarı vuruyor. Ne büyük hata. İnanılmaz bir hata. Caşke. Günün başarılı isimlerinden Caşke. Topu dışarı gönderdi. 24. sayıya ulaştı. Zira Bankart ama... İtirazı var Taner Atik'in. Blok teması var mı yok mu? Blok teması varsa 21. sayı alacak, fark 2'de kalacak ama blok teması yoksa Ziraat Bankart maç için servis kullanacak. GDS operatörlerinin incelemesi devam ediyor. Yasin İlhan da Ümit Maden'in yanında blok teması ile ilgili pozisyon işte ekranlarınızda. Erdal Akıncı Ziraat Bankart sayısını işaret etti. 24-20 Ziraat Bankart üstünlüğü. Maç için servis. Bedirhan Bülbül ile geliyor. Bedirhan Bülbül servisi kullandı. Müthiş bir servis. Ace. Bedirhan Bülbül'ün ace ile tamamlanıyor mücadele. 25-20 set skoru. Ziraat Bankart şampiyonluk serisinde seride durumu 1-1'e getiriyor. Serideki ilk maçı Halkbank kazanmıştı 3-1'lik skorla. Ziraat Bankart İkinci maçı alıyor. 3-0. İşte Bedirhan'ın servis sayısı süzülerek gitti adeta. Caşke son iki sayı tahmin ediyorum unutmak isteyecektir. Önce topu dışarı vurduğu an ve sonrasındaki ace. Ama hemen bir sonraki maça hazırlanacaktır kuşkusuz. Daha çok maç var galiba seride. Öyle görülüyor. Çekip alıp götüren bir takım olmayacak gibi görülüyor. Yani Aksa Sigorta Efeler Ligi MİT'in yorgun sezonunda şampiyonluk serisi nefesleri kesecek gibi görülüyor. Az sonra birlikteyiz. Bankart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankart lirayla öde özelliği sayesinde harcamalarınızı biriken Bankart liralarınızda sonradan ödeyebilir. Bankart mobili cep telefonunuza indirerek Bankart'ın ayrıcalıkları ve kampanyalarını kolayca takip edebilirsiniz. Detaylar bankart.com.tr'de. Matlığın en soft hali. Maksimum kapatıcılık. Ekstra metrekare. Benzersiz renkler. Yeni elegans soft mat. Polisan Home Cosmetics. Bankart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankart.com.tr'de.
Ziraat Bankart, Halk Bank arasındaki Aksa Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu şampiyonluk serisi ikinci maçını Ziraat Bankart kazanıyor. İlk sette 26-24, ikinci sette 30-28 üstünlüğü vardı Ziraat'in. Üçüncü seti 25-20 aldı Ziraat Bankart ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Maçın ardından röportajlarımız olacak. Evet, yanımızda maçı bir anlamda bitiren de AC'yle Bediran Bülbül var. Bediran, öncelikle tebrikler. Çok farklı bir Ziraat Bankart vardı bugün. Neler söylemek istersin karşılaşmayla ilgili? Öncelikle buradan taraftarına çok teşekkür ederim. Çok güzel bir atmosfer vardı. Sahada elimizden geleni yaptık. Özellikle ilk maçtan sonraki mağlubiyetten sonra kenetlendik takımca. Ve güzel hazırlandık. Mental olarak antrenman bakımından iyi hazırlandık. Rakip Halkbank çok güçlü. Çok iyi servis atıyor. Ona karşı önlem aldık. İyi bir manşet vererek güzel sayıda at yaptık. Basit hatayı az yaptık bugün. Çok güzel net bir skorla ayrıldık. Kenetlendik. Çok mutluyuz. Gerçek Ziraat Bankart'ın gücünü gösterdik. Bütün takımıma buradan teşekkür ediyorum. Tüm seyircime de çok teşekkür ediyoruz. Fakat final serisi daha bitmedi. Şu an durum 1-1. Önümüzdeki maç yanlış hatırlamıyorsam 9'un olması lazım. Bütün seyircimize tekrardan aynı atmosferi burada görmek istiyoruz. Biz final serisini aynı bugün olduğumuz performansla devam ettireceğiz. İnşallah tekrardan 3. şampiyonluğu kupamızı müzeye götüreceğiz. Teşekkürler. Başarılar diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, röportajımız devam edecek. Şimdi Mustafa Kabaz'ı bekliyoruz. Biraz sonra kendisini alacağız. Teşekkürler Tamer İnan. Bedirhan Bülbül işte az önce dedi. Zannediyorum 9'unda dedi. Evet. Emin olmalı. Saat 17'de salı günü iki takım bir kez daha karşı karşıya gelecek. Seride durum 1-1 oldu. Mustafa Kavaz bakalım neler söyleyecek. Evet, Mustafa Kavaz yanımızda. Hocam tebrikler. Çok farklı bir Ziraat Bankart vardı bugün sahada. Aşırı motivasyonu gördüm ben takımı. Siz neler söylemek istersiniz? Bu motivasyonun kaynağı neydi? İsterseniz buradan başlayalım. Yani çok büyük profesyoneller var takımda, biliyorsunuz. Daha önce burayı çok defa kez oynamış oyuncular var ve bir reaksiyon gösterdik. Daha devam ediyor. Hani hiçbir şey kazanmış değiliz. Dolayısıyla aynı performans sergilemeye devam etmemiz gerekir. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtabildik. Dolayısıyla sonuç geldi. Kırılma anlarında da sağlam kaldık, ayakta kaldık. Özellikle karşılamada yıkamadılar bugün bizi. Ama aşırı bir dediğiniz gibi motivasyon ve inanç, emek vardı. Dolayısıyla karşılığını aldık. Her maç kendi arasında değerlendirildi final serisinde. Bir sonraki maça aynı konsantrasyonla, aynı istekle beraber çıkmamız gerekiyor. Umarım aynı oyunu devam ettirebiliriz playoff serisi boyunca. Hocam tabii mental sağlık kadar, burada sağlamlık kadar bir de fiziksel sağlamlık da önemliydi herhalde. Zira karşınızdaki takımda sonuçta tek bir mağlubiyet almış bir takımdı lig boyunca normal sezonda. O da sizlerdi yine. Oyuncularınızı sürekli değiştirdiğinizi gördük. Bütün takımı neredeyse kullandınız. Bununla ilgili maç öncesinde de konuşmuş muydunuz oyuncularınıza? Yani şimdi herkes zaten ne zaman gireceğini veya ne zaman çıkacağını biliyor ve şuna inanmış durumlar. Bir sayı gerekiyorsa bir sayı, bir setse bir set, bir maçsa bir maç. Dolayısıyla herkes kenarda hazır duruyor ve bugün kenardan kimi çağırdıysak içeriye aynı içerideki gibi özveri gösterdi ve performans sergiledi. Dolayısıyla artık sonuna geldik ligin ve biliyorlar ki en ufak bir sayının bile şampiyonluğu etkileyeceğini. Dolayısıyla hepsi hazır, hepsine teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah dediğim gibi devam ettiririz. Hocam yorgunsunuz biliyorum ama kırılma anı sizin için ya da kırılma noktası maçtaki neydi? Ya bence genel olarak bakmak lazım. Tek bir nokta değil ama karşılamada iyi karşıladık ve ucunda da iyi vurmaya başladık. İlk maç aynısını yapamamıştık. Blokta da hemen hemen her toplarına dokunduk ve defanstan çıkartabildik. Dolayısıyla yani tek bir anı kırılma anı diyemem ama maçın genelinde sistem olarak ve taktik olarak düzgün bir şekilde ilerlediğimiz için bu skor oldu diyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Yerinize katılıyorum. Sağ olun. Tekrar tebrikler. Bundan sonra işe başarılar. İnşallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Ziraat Bankart baş antrenörü Mustafa Kavaz'ın da görüşleri bu yöndeydi. Sevgili Murat Faruk Mutkan, söz tekrar sizde. Teşekkürler Tamer İnan. Mustafa Kavaz Hoca tabii çok alçak gönüllü bir ifadeyle tüm maça yaydı kırılma anını ama son bölümdeki Caşke'nin topu doğrudan dışarı göndermesi ki rahat bir pozisyondaydı köşede. Sonrasında Bedirhan'ın ace'i belki de bir başka kırılma anıydı. Bedirhan'ın ace'i Caşke'nin hani bakışları arasında oyun alanına düşmüştü. Dikkat çekici anlardı. Bir röportaj daha var. Ve Arslan Ekşi yanımızda. Kaptan, zor bir karşılaşma ama gerçekten üstün bir oyunla bugün kazandınız. Neler söylemek istersin? Evet,
her zaman söylüyorum, playoff oynuyoruz. İlk maçı 2-0'dan çok güzel çevirdik fakat sonunu getirememiştik. Arkadaşlara da her zaman aynısını söylüyorum. Aynı seviyede oynarsak kupa ortada. Bugün de onu gösterdik. Seriyi eşitledik 1-1. Üçüncü maç gerçekten de kilit bir maç olacak. Ama ben her zaman söylüyorum, kazanmak, kaybetmek önemli değil. Bu seviyeyi Türk voleybolunu gösterdiğimiz için, erkek voleybolunda, ben gerçekten de şahsım adamım çok mutluyum. Çok yüksek seviyede voleybol oynanıyor. Ankara seyircisi de bunu da hakkında veriyor. İnşallah hak eden kazansın. İki takım da çabalıyor, ediyor ama hak eden, demin de söyledim, kazansın. Hayırlı olsun. Kaptan, tecrübeli bir isimsin. Serinin ilk iki setinde farklı bir Ziraat Bankart vardı baktığımızda. İstediğiniz gibi başlayamadınız aslında seriye ama özellikle son setlerde ve son seride, son maçta oldukça iyi oynadınız. Takım içerisinde bir motivasyon konuşması oldu mu? Bu ateşleyici etkenliydi. Tabii şimdi şöyle bakmak lazım. Halkbank bu sezon gerçekten hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde çok büyük seviye gösterdi. Hakkını verelim onların. Tabii playoff'un finalin ilk serisinde, ilk maçında, ilk setinde, ikinci setinde bunu da gösterdiler. Ama demin de söylediğim gibi 5 maç üzerinde oynuyoruz. Dönüşler olacaktır. Kırılma noktaları olacaktır. Sahada duran, karakter gösteren bu seriyi kazanacaktır. Teşekkürler, başarılar. Evet, kaptan Aslan Yeşil'in de görüşleri bu yöndeydi sevgili Faruk Mutkan. Söz tekrar size. İlk set 26-24. Ziraat Bankart. İkinci set 30-28. Ziraat Bankart. Uzayan, hatta özellikle ikinci sette defalarca set için servis sayısı atan Halkbank'ın servislerini karşılayan, maç set için servis kullandığında da 30-28'lik skorla skoru 2-0 yapan Ziraat Bankart. Üçüncü sette üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi. 25-20 aldı seti. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Seride durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü maç Salı saat 17 TRT Spor'da. Spor'un tüm heyecanını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ancak Başkent Voleybol Salonu'ndan Aksa Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu şampiyonluk serisi mücadelesinden bu kadar. Ben Faruk Mutkan, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum. İki tekerlek üzerinde bitmek bilmeyen heyecan. Teknik, beceri ve stratejinin hızla mükemmel uyumu. Her yarışta ayrı bir drama. Superbike Dünya Şampiyonası. Ve şampiyonada heyecan İspanya'ya taşınıyor. Dünya şampiyonu unvanlı Toprak Razgatlıoğlu piste çıkıyor. Yarın önce saat 12'de Super Pole yarışı. Ardından saat 13.30'da Süper Sport ikinci yarışı İspanya'dan canlı yayınla TRT Spor Yıldız'da. TRT Spor Yıldız, sporun her rengi. Adı nezaket yolu anlamına gelen spor dalı. Felsefesini uzak doğudan alan temas branşı. Japon modern savunma sanatlarının ilk örneği judo. Ve judoda dev organizasyon, Dünya Judo Şampiyonası. Dünya Judo Şampiyonası yarın saat 18'de TRT Spor Yıldız'da. TRT Spor Yıldız, sporun her rengi. Handbolda heyecan zirve yapıyor. EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda final zamanı. Konyaaltı Belediyesi kupada tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Sezonun en güzel hikayelerinden birini yazan Konyaaltı Belediyesi, macerayı Avrupa şampiyonluğuyla sonlandırmak istiyor. Finaldeki rakip İspanyol Atletico Guardes. Konyaaltı Belediyesi Atletico Guardes EHF Kadınlar Avrupa Kupası final rövanş maçı yarın saat 20'de TRT Spor Yıldız'da. TRT Spor Yıldız, sporun her rengi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sunar. Adı Muhammed Ali. Süleymanoğlu, Olimpiyat şampiyonu. Sena Sürmen'e, altın adam mete.
6 Mayıs 1994. Milli jimnastikçi Murat Canbaş aramızdan ayrıldı. Türk jimnastik tarihinde ilk kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu başarılarını elde eden milli jimnastikçi Murat Canbaş, geçirdiği trafik kazası sonrası aramızdan ayrıldı. Bolu şehrinin adını tüm dünyaya duyurabilen sembol isimlerden biri olarak kabul edilen Canbaş, 1975 yılında Bolu'da doğdu. 8 yaşında başladığı jimnastikte ilk başarısını 1984 yılında Türkiye Şampiyonası birinciliği ile elde etti. Henüz 10 yaşında Macaristan'da yaş grupları dünya şampiyonu olan Canbaş, Türkiye'nin en küçük yaşta milli olan sporcusu unvanını kazandı. İlerleyen yıllarda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kazandığı şampiyonluklarla genç yaşında efsane olan sporcunun kendi adını taşıyan hareketi de bulunmaktadır. Canbaş, sporculuğu döneminde her branştan amatör sporculara örnek olmuş, bu doğru...